siz neredesiniz ya? Hiç mukayese etmeyin. Hiç adını anmayın. Kendisi ne yaptı? Türkiye'yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti ya. Yaptığı bu. Hani ifade özgürlüğü? Özal'ın 3 önemli özgürlüğü değil mi? İfade özgürlüğü diyor. İfade hürriyeti diyor. Nerede? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurtmalar. Gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. Tam 10 bin gazeteci Türkiye'de işten kovdurtulmuş durumda arkadaşlar. Hafif eleştiri yazdı diye. Televizyonda olumsuz birkaç kelime yaptı diye. Başka bir şey değil. Konuşan, yazan, çizen, aleyhte kim var kim yoksa hemen patrona telefon. Ya işten kovarsın ya senin canını okuruz. Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan, kardeşim bu benim mesleğim, ben bunu yapacağım diyenler var. Tehditle ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Hepsini. Ama bunların da hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü, hepsini not ediyoruz. Yazıyoruz kenara. Gerçekten değerli arkadaşlar, son yıllarda bu saydıkların hepsi çok çok yapılıyor. Yanlışın bini bir para gerçekten. Bakın, özgürlükler demişken bir başka konu. Bir sonraki küpür arkadaşlar. Bakın, o gün farkında değil basın ha. Çünkü küçük haber yapmış. Gazetenin bu iç sayfasında küçük haber. Önemini bile tam anlayamamışlar o gün. Ama bu haber ne biliyor musunuz? Bu haber rahmetli Özal tarafından vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmasının yolunun açıldığıyla ilgili bir haber bu. Çok önemli bir adım. Yani iç hukukta hukuk yolunu tüketen vatandaşlarımız gidip kendi kurucusu olduğumuz, tam üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin bir yapısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim vatandaşlarımız gidip hakkını arayabilsin diye bir yol açmış bakın. Vizyona bakın. İleri görüşlülüğe bakın. 1980'lerde ya bu. 30 sene önceki ileri görüşlülüğe bakın. 40 sene önce. Hatta biz de biliyorsunuz 2010 yılında Sayın Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde bu toplumun %58'inin onayıyla kendi ülkemizdeki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun da yolunu açtık biliyorsunuz. Onu da yaptık. Olur da hakkını mahkemelerimizde alamayan, hakkı yendiğini düşünen vatandaşlarımız gitsin kendi Anayasa Mahkememize bireysel olarak da başvurusun dedik. Ve sonuçlara bakın. Anayasa Mahkemesi'nin web sitesinde bu istatistikler açıklandı. Rakam bakın, rakam vereceğim. Bizim kendi Anayasa Mahkememiz diyor ki bana gelen bireysel başvurulardan esastan incelediklerimde %95 oranında hak ihlaline hükmettim diyor. Rakama bakın ya. Bizim vatandaşlarımız gidiyor kendi mahkemelerimizde kapı kapı dolaşıyor. Yargı yolunu tüketiyor. Yine de ben hakkımı alamadım diyor. Hakkım yendi diyor. Kendi Anayasa Mahkememize gidiyor ve Anayasa Mahkemesi o hala ele geçiremedikleri, sık sık saldırdıkları Anayasa Mahkemesi ne diyor? Vatandaş haklı diyor. %95 oranında kendi vatandaşımızı haklı buluyor Anayasa Mahkememiz. Ülkemizde değerli arkadaşlar, bakın ilk kez tarihte bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu AHİM kararlarında uymuyor ya. Ne diyor? Kendi Anayasa Mahkememizin kararına uymuyorum diyor. Saygı duymuyorum diyor. Uluslararası sözleşmeye imza atmışız. Kurucusu olmuşuz. Avrupa Konseyi bakın Avrupa Birliği değil bu. Aradaki farkı da bazen karıştırıyor. Yani Erdoğan'ın dediklerine çok dikkat etmeyin. Avrupa deyince karıştırıyor yani. Bazen Haç diyor, Hilal diyor, Konsey diyor, Birlik diyor, hepsini karıştırıyor. Bilmiyor ya. Bu Avrupa Konseyi. Yani bizim tam üyesi olduğumuz bir yapı. Ve onun bir kuruluşu bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar alıyor. Bizim vatandaşlarımıza ilgili. Bizim mahkemelerimize diyor, uymayın diyor, yapmayın diyor. Ve bu yüzden Türkiye ilk defa, tarihinde ilk defa bir yaptırım sürecine girdi şu anda.
Bu neyin yaptırımı değerli arkadaşlar? Sen Türkiye Cumhuriyeti olarak attığın imzaya uymuyorsun. Verdiğin söze tutmuyorsun. Akitleşmişsin, akdinin arkasında durmuyorsun. Bunun süreci. Şimdi istediği kadar faizle uğraşsın, istediği kadar gitsin bilmem şu ülkeden bu ülkeden swap anlaşmaları falan. Hikaye. Ya sen sözünde durmuyorsun. Bu devletin imza attığı belgelerin gereğini yerine getirmiyorsun. Ondan sonra ekonomiyi düzelteceğim diye uğraşıp duruyorsun. Beyhude. Olmaz, yapamayacak. Olmayacak. Ekonominin temelinde değerli arkadaşlarım güven var, güven. Güven olmayınca ekonomi düzelmez. Ağzıyla kuş tutsa beceremez. Peki diyorlar ki ya sen ara ara hatırlat. Çünkü bilmiyor. Unutmuş da olabilir. O 2002-2007 arası özellikle o Türkiye'nin en parlak dönemlerinde Türkiye güveni nasıl sağlamıştı? Türkiye nasıl ayağa kalkmıştı? Türkiye ağır borç yükünden nasıl kurtulmuştu? Türkiye enflasyonu tek haneye nasıl düşürmüştü? Bunu diyorlar ki bana sen Erdoğan'a tek tek hatırlat. Yoksa bilmiyor, unutuyor. Farkında da olmamış olabilir o gün o güven nasıl oluştu. Bakın değerli arkadaşlarım. Güven nasıl kazanılır? 1 dakika 8 madde. 1 dakikada özetleyeceğim 8 madde. Çok kolay. Tabii anlayana. Çok kolay tabii ki yapana. 1. Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. 2. Söz verince tutacaksın. 3. Emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört, her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin. 5, dürüst ve işin ehli kadrolarla çalışacaksın. 6, hiçbir zaman istişareden vazgeçmeyeceksin. Ya ben bu işi öğrendim, artık herkesten daha iyi biliyorum, kimseye sormaya ihtiyacım yok demeyeceksin. Her daim istişareyle hareket edeceksin. 7, şeffaf olacaksın. Hesap verebilir olacaksın. Merkez Bankası'nın rezervinin hesabı mı sorulur demeyeceksin. Arka kapıdan 130 milyar doları sattığın yetmiyormuş gibi geçen hafta bir 9 milyar doları daha arka kapıdan gizli saklı satmayacaksın. Şeffaf olacaksın. Ve değerli arkadaşlarım 8 planlı programla hareket edeceksin. Geleceğe doğru hep hesabını kitabını yapacaksın. Plan program yapacaksın. Açıklayacaksın ve o plan program çerçevesinde hareket edeceksin. 8 madde. Basit. İşte o konuşunca doğruyu söyleyeceksin deyince hepsini kuşatıyor merak etme. Hepsi var içinde. Söz verince tutacaksın deyince de o var. Kapsıyor merak etmeyin. Bu 8 madde bayağı kapsıyor. 9-10 güzel öneriler gelirse ekleriz önemli değil. Ama ben tecrübe isnaden söylüyorum bunları. Bakın değerli arkadaşlarım. Erdoğan bu rahmetli Özal'ın yaptıklarının farkında mı? Belli ki inanın ne yaptığını bilmiyor. İkide bir Özal'dan bahsediyor ama yaptığının gidiyor tam tersini yapıyor. Özal'ı bilmiyor arkadaşlar. Özal'ı bilmiyor ama Özal'ı kim biliyor biliyor musunuz? Bakın. Dikkat edin. Şimdi Özal'ı tanıyan bir başka isim vereceğim size. İktidarın rotasını çizdiğini söyleyen Perinçek gayet iyi biliyor Özal'ı. Bakın ne diyor? Ne diyor? Perinçek'in ifadesi. Turgut Özal ne dediyse tersini yapacağız. Onların hepsi çöplük diyor. Halkın desteğiyle siyaset yapamayan Ankara'nın karanlık dehlizlerinde iktidara rota çizen birisi çıkmış. Rahmetli Özal'a çöplük muamelesi yapıyor. Ya sizin haddinize mi? Bu ülkenin hayrına bir iş yapmamış. Bir çakıl taşı kadar faydası olmamış insanlar kalkmışlar Özal'a böyle ifadelerle saldırıyorlar. Zerre kadar kıymeti yok bunların biliyor musunuz? Yok. Fakat
İşin garip tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Garip tarafı ne? Ben buradan şimdi Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Ya siz şu ortaklarınıza bir dönün iyice bakın ya. Sizin kiminle ortak olduğunuzun farkında mısınız acaba? Bakın, bakın. Farkında mı bilmem ama Erdoğan'a sesleniyorum. Siz 28 Şubatçılarla, mafya çete dostlarıyla aynı gemidesiniz. Bunun farkına varın. Biz o geminin ülkemize hayır getirmediğini de getirmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Sizin de bilmeniz lazım. 28 Şubat'ın mağdurlarının desteğiyle siz iş başına gelmediniz mi ya? Nasıl onlarla kanka olursunuz tekrar? Bir yanınızda krizlerin ortağı Bahçeli, diğer yanınızda Çin muhibi Perinçek varken siyasetinize Özal'ı falan alet etmeyin. Anmayın adına. Bu kadar ısrar yeter ya. Bakın değerli arkadaşlarım. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Biz bu karanlığı hep beraber el ele verip sonlandıracağız. Erdoğan, Bahçeli, Perinçek troikasını ülkemizin içine soktuğu bu bunalımdan da inşallah kurtaracağız. Bunu yapacağız. Bu kriz sarmalından çıkacağız. Biz bu doğrultuda Deva Partisi olarak Türkiye'deki dönüşümün asli unsuru olacağız. Bu dönüşümü gerçekleştirirken gücümüzü halkımızdan alacağız. Hiçbir zaman halkımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. İşi bilen, ehil, dürüst kadrolarla çalışacağız. Halkımıza kulağını tıkayan, yalnızca etrafındaki 3-5 kişiyi zenginleştiren aymazlardan olmayacağız.